Sevgili gençler merhabalar. Dördüncü videoyla integral videosuyla karşınızdayız ve ikinci bölüme geçiyoruz. Ee, integral konusunda belirli integral diyeceğiz arkadaşlar. Ve belirli integralin ilk konusu olan Riemann toplamını da bu videoda işleyeceğiz. İyi dersler. Şimdi arkadaşlar A ve B reel sayılar olmak üzere. A, B'den küçük olsun ve tabii ki A, B'den küçükken sayı doğrusu üzerinde veya X'ye kartezyen koordinat sisteminde X'ler üzerinde A, B kapalı aralığı seçelim. Tamam. Şimdi ilk elemana x0 diyelim ve bu ilk eleman bizim a, b kapalı aralığımızın en küçük elemanını içersin. Yani a'ya eşit olsun. Son elemanımız da burada gördüğünüz gibi x üzeri x e, xn eşittir b olsun. Bu da son eleman. Peki bu aralardaki elemanlar ne hocam? a ile b aralığında seçilmiş x1, x2, x3, x4, xk-1, xk, XK xn'e kadar olan elemanlar. Bu şekilde x0, x1, x2, xn'e kadar olan x'ler seçildiği zaman arkadaşlar bu sayıların oluşturduğu kümeye ab kapalı aralığının bir parçalanması denir. Bu parçalanmanın ardışık elemanlarının oluşturduğu kapalı alt aralıklara ise uzunluk veya boy diyeceğiz arkadaşlar. Peki gel gelelim bu uzunluklar, bu boylar, bu parçalanmalar bizim ne işimize yarayacak? Bakın bir tane k elemanı seçeceğiz birden n'e kadar tamam mı? Delta x eşittir. B eksi A bölü N ise P parçalanmasına düzgün bölüntü denir. Şimdi bu delta X dediğimiz şey ne peki? Delta X dediğimiz şey arkadaşlar şunlar. Ee, bizim burada seçtiğimiz hani yukarıda parçalanma yapmıştık ya. Mesela x0 ile x1, x1 ile x2, x2 ile x3 arasındaki uzaklıkların her birine delta x diyeceğiz. Tamam mı? Ben bu delta x'i nasıl bulurum? Bakın benim son elemanım b ise, ilk elemanım a ise, n tane bölüntü varsa arada yani n parçaya ayırmışsam ben bunları b'den a'yı çıkarıp yani a ile b arasındaki uzunluğu n'e bölersem bunların her birinin arasındaki eşit uzaklığı bulurum. Tamam mı? Şimdi alttaki grafiklere bir bakalım. Bakın hepsinde de aynı grafik mevcut. A'dan B'ye kadar bir fonksiyonun görüntüsü mevcut ve hepsini aynı olarak düşünelim. Tamam mı? Şimdi bakın A elemanımız burada, B elemanımız burada ve ben A ile B elemanını iki tane eşit parçaya bölmüşüm. Şu şekilde daha güzel olur. İki tane eşit parçaya bölmüşüm arkadaşlar. Şimdi bu parçalanmaların sınır noktalarının isimleri de x0, x1 ve x2. Biz burada diyoruz ki alt aralıklarımız şunlardır. x0 ile x1 kapalı aralığı, kapalı aralığı yani şurası arkadaşlar ve x1 ile x2 kapalı aralığı yani o da burası. Bölüntü yani p böldüğümüz yerler neresi? x0, x1 ve x2. Alt aralık genişliği yani x0 ile x1'in x1 ile x1 x2'nin arasındaki mesafeyi nasıl bulacağız? B'den A'yı çıkarıp kaç parçaya bölmüştük biz bunu? 2 parçaya bölmüştük. Neden? 2 tane alt aralığımız var. B-A bölü 2 bize bu alt aralık genişliğini verecektir. Peki ben bu fonksiyonu 2 parçaya değil de 3 parçaya bölmüş olsaydım o da yan tarafta. Yine bakın ilk elemanımız A son elemanımız B ve fonksiyon A ile B aralığında tanımlı bir fonksiyon diyelim. Alt aralıklarımız neler arkadaşlar? X0 ile X1 kapalı aralığı şurası. Sonrasında X1 ile X2 kapalı aralığı ve X2 ile X3 kapalı aralığı. 3 tane alt aralığımız var. Bölüntülerimiz X0, X1, X2 ve X3 4 tane bölüntüye uğramış. Alt aralık genişliği ise bu sefer B ile A arasındaki mesafeyi yani şurayı arkadaşlar kaç tane eşit aralığa bölmüştük? 3 tane. Dolayısıyla B A bölü 3 de bize delta x'i verecektir. Bir yanda ise şundan bahsedeceğiz. Eğer 3 değil de böyle gözümüzde görece göremeyeceğimiz kadar veya işte e, elimizde çizemeyeceğimiz kadar küçük aralıklara yani en tane aralığa bölünmüş olsaydı o zaman ne değişirdi? E, alt aralıklarımız ne olur bu sefer? X0 ile X1 aralığı, X1 ile X2 aralığı daha sonra nokta 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 gidecek. Xn-1 ile Xn aralığı diyeceğiz. Şurası nedir? Xn-1'dir. Pekala Bölüntülerimiz x0, x1, xn'e kadar olacak ve alt aralıklarımızda bu sefer b ile a aralığını ben n tane eşit parçaya böldüğüm için b eksi a bölü n olacaktı. Bizim alt aralık genişliğimiz diyecektik. Yukarıda bir sonucumuz var. Diyor ki eğer alt aralıkların sayısı arttıkça eğri altındaki dikdörtgenlerin alanları toplamı eğri altındaki alana yaklaşacaktır diyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Alandan bahsediyor ya. Şimdi gelin bunun yorumunu yapalım güzel bir şekilde. Bakın. Şimdi ben eğer bu eğri altındaki alanı bulmak istiyorsam, sonuç olarak dikdörtgenin alanını hesaplayabiliyorum veya işte karenin alanını, üçgenin alanını hesaplayabiliyorum. Yani düzgün dörtgenlerle alakalı, düzgün çokgenlerle alakalı bir sıkıntım yok. Ama eğrisel bir bölgenin altında kalan e, alanı hesaplamak istiyorsan, bunun için farklı metotlar bulmak zorundaydık, tamam mı? E, demişiz ki mesela ilk başta de, e, dikdörtgenlere bölelim biz bu alt aralıkları, yani şu şekilde. Dikdörtgenlerimiz olsun. Bakın burada dikdörtgenlerin sınırlarını size şu şekilde belirtiyorum. Dikdörtgenlere böldükten sonra diyoruz ki bu dikdörtgenlerin alanları mecburen bu eğrinin alanlarına benzerdir, yaklaşıktır. Ama ne kadar benzer? Bakın burada işaretlediğim, turkuazla işaretlediğim kısmı hesaplayamıyoruz. Doğru mu? Eksik hesaplıyoruz. Eksik hesaplıyoruz. E peki Yan tarafa bakalım. Burada hesaplayamadığımız alanlar ise yani dikdörtgenlerin alanlarını hesapladıktan sonra hesaplayamadığımız bölümler şuralar arkadaşlar. Tamam şu işaretledim bu sefer turkuazla işaretledim yerler. E peki sanki biraz daha azalmış gibi buradan buraya geçerken değil mi? Biraz çizimimden kaynaklı da aynı gibi görünüyor olabilir ama azaldılar. Peki yan tarafa baktığımız zaman net bir şekilde göreceğiz bunu arkadaşlar. Bakın bizim burada hesaplayamadığımız alanlar şunlar. Şurası, burası, 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 Bunların hiçbirini hesaplayamadık ama şöyle bir durum var artık biliyorsun. Burada hesaplayan, hesaplanamayan alan yan tarafta iki tanesinde bunda ve bunda hesaplanamayan alanlardan daha az. Yani net olan, kesin olan alana daha fazla yaklaşmış bulunuyoruz. O halde şunu söyleyebiliriz. Ben bu A ile B aralığındaki aralık sayısını, bölüntü sayısını arttırdığım zaman Gerçek alana daha fazla yaklaşıyorum, daha net sonuçlar buluyorum, hata payım daha da azalıyor diyebiliriz, tamam mı? Şimdi alt kısma geçelim bir sonraki sayfaya. Bir sonraki sayfada şu yukarıdaki grafiği birazdan kullanabiliriz. Şurada diyor ki, x eşittir a, x eşittir b doğruları, x ekseni ve y eşittir Fx eğrisi altında kalan dikdörtgenlerin alanları toplamı f'nin P bölüntüsüne göre alt toplamı denir ve AFP ile gösterilir. A ile gösterdiğimiz alt toplamı olacakmış ve bunu nasıl düşüneceğiz? Bakın A ile şuraya diyelim ki x0, buraya diyelim ki x1, buraya diyelim ki x2. x0 ile x1 kapalı aralığında. Bu fonksiyonun alabileceği en küçük değer nerede arkadaşlar? Bakın şurada. O halde o eğrinin o noktasına değecek şekilde bir dikdörtgen çiziyoruz. Şu şekilde. Tamam mı? Sonrasında ikinci kısma geçelim. Peki x1 ile x2 kapalı aralığında fonksiyonun alabileceği en küçük değer neresi? O da şurası. O halde buradan değecek şekilde bir dikdörtgen oluşturuyoruz. İşte bu eğrinin altında kalan dikdörtgenlerin verdiği alana biz alt toplam diyoruz. Anlaştık mı? Eğer ki yan tarafa geçtiğimiz zaman bakın burada hesaplanamayan alan neresi? Şurası sarıyla gösterdiğim yerler. Tamam mı? Eğer ben bu alt toplamı, tamam mı? Daha çok bölüntüyle yapmaya çalışırsam, bakın şuradaki dikdörtgenlerle yapmaya çalışırsam eğer, tamam mı? E şimdi hesaplayamadığımız alana bakalım. Bu sefer hesaplayamadığımız alanlar işte şunlar oluyor. Tamam mı? Çünkü bak o kadar küçülüyor ki benim fosforlu kalemim bile sığmıyor, buralardan taşıyor. E şimdi düşündüğümüz zaman daha net bir alana ulaşmışız. Hesaplamamız gereken alana solundan yaklaşmışız aslında doğru mu peki ben bu alt toplamı nasıl nasıl hesaplayacağım şu şekilde dikdörtgenlerin alanların toplamı diyeceğiz ya dikdörtgenlerin her bir kısa kenarı zaten birbirine eşit olacak dolayısıyla kısa kenarları hesaplarken arkadaşlar ne diyeceğiz delta x k'lar yani şunlar delta x k'lar tamam mı Bununla çarpacağız neyi çarpacağız uzunluklarını e neye göre uzunluk alabileceği en küçük değerin uzunluğu o halde bak şuradan yürüyorsun buraya ne dedik mesela x1 dedik buraya x0 dedik ya neyle çarpacağız bakın fx1 ile çarpacağız sonra fx2 ile çarpacağız sonra fx3 ile çarpacağız veya daha küçük değeri pardon tam tersiymiş yani bunlarla çarpacağız ve toplamını bulacağız nereden nereye birden n'e kadar olacak. Şimdi üst toplamı yaparken de aynı formülü kullanacağız. Bu formülleri soruların üzerinde daha güzel uygulayacağız. Şu an formüle baktığımız zaman gerçekten korkutucu görünüyor olabilir ama soruların üzerinde aa bu muydu ya çok basitmiş diyeceksin emin olabilirsin. Bir de üst toplamı açıklayalım. Üst toplamda da aynı şeyleri yapacağız. Bakın yalnız şöyle bir durum var. Ben şuraya x0 buraya x1 buraya x2 dersem x0 ile x1'in e, aralığında fonksiyonun alabileceği en büyük değer neresi? Şurası mesela. Buradan bir dikdörtgen oluşturuyorsun. X1 ile X2'nin aralığında fonksiyonun alabileceği en büyük değer şurası olduğu için buradan bir dikdörtgen oluşturuyorsun. E şimdi biz bu alana yine yaklaşık bir şey bulduk ama bu sefer hesaplamamız gereken alandan daha fazlasını hesapladık. Ne kadar fazla? Şu sarıyla işaretledim yer kadar fazlasını bulduk. Tamam mı? Az önce alt toplamda eksik alan buluyorduk. Şimdi üst toplamda fazladan alan buluyoruz. Ama yine de bu eğrinin altında kalan alana yaklaşık değerler oluyor. Peki bu kısımda biz bölüntülerin sayısını arttırdığımız zaman yine gerçek alana yaklaşabilir miyiz? Evet bakın bu sefer fazladan hesapladığımız alanlar şunlar. Tamam şimdi bakıyorsun gerçekten buradan buraya geçerken ne oldu? Gerçek alana daha fazla yaklaştık çünkü fazladan hesapladığımız alan miktarı azaldı arkadaşlar. Tamam üst toplamda da yine dikdörtgenlerin kısa kenarları zaten eşit olduğu için kısa kenar parantezinde şu uzun kenarların toplamı diyebilirsin bu toplama. Riemann toplamı ne yapıyor arkadaşlar? Riemann toplamında bu aralıkların sonsuza gittiğini düşünerek yapıyor. Tamam mı? f/ f'nin p bölüm göre Riemann toplamı diyoruz biz buna. E peki şunu söyleyebilir miyiz? Demek ki Riemann toplamı sonsuz bölüntüye sahip alt aralıkların toplamını ee, hesaplıyorsa o halde alt toplam bakın alt toplamda biz alanı eksik buluyorduk. Üst toplamda fazlasını buluyorduk. Riemann toplamı da bize net toplamı veriyordu. Gerçek alan hesabını veriyordu. O halde şunu söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar alt toplamın vereceği sonuç tamam mı? Üst toplamın vereceği sonuçtan küçüktür. Ve Riemann topları toplamı gerçek alan olduğu için bunların arasındadır diyebiliriz. Anlaştık mı? Şimdi bir alt sayfaya geçelim. Üst sayfada da bu arada hani şu kullanacağız dediğimiz şeyde de alt toplama ve üst toplama beraber gösterdik. Şunlar altı hesaplıyor. Bunlar üstü hesaplıyor. Tamam mı? Ben bunu bu yüzden çizdim buraya. Anlaştık? Şimdi geçelim alt sayfaya. Diyor ki f negatif olmayan sürekli bir fonksiyon olsun. En parçalanış sayısı mümkün olan en fazla sayıda olduğundan en sonsuza giderken. Limit en sonsuza giderken. A n limit en sonsuza giderken rn ve limit en sonsuza giderken un eşitliği sağlanır diyor. Yani bu alt aralıklar veya üst aralıkların o bölüntüleri a ile b'nin aralığındaki delta x'ler tamam mı aralık uzunluklarımız ne kadar çok fazla aralık uzunluğu olursa yani ne kadar çok bölüntü olursa yani enler sonsuza giderken arkadaşlar en tane bölünmeye uğrasın diyelim tamam mı? Sonsuz tane bölünmeye uğrarsa orada enleri sonsuz küçüklükte dikdörtgencikler oluşacaktır tamam mı? E şimdi bu şekilde hesaplanırsa alt toplamın vereceği sonuçta Riemann toplamının vereceği sonuçta üst toplamın vereceği sonuç bunların hepsi birbirine eşit olacaktır. Anlaştık mı? Şimdi f ab kapalı aralığından reel sayılara sürekli bir fonksiyon olmak üzere f'nin bu aralıktaki belirli integrali şudur diyoruz a'dan b'ye f(x) dx limit en sonsuza giderken b eksi a bölü n yani üst sınırdan üst sınırdan alt sınırı çıkarıyorsun en tane parçalanma olduğu için n'e bölüyorsun k 1'den sonsuza kadar neden çünkü sonsuz kere parçalayacağız biz bunu f a artı k çarpı b eksi a bölü n Şimdi bunu değil de daha çok şunu kullanacağız. Özel olarak diyor bakın özel olarak. Sıfırdan biri fx dx limit en sonsuza giderken 1 bölü n k eşittir. birden sonsuza kadar fk bölü n. Arkadaşlar burada fk bölü n dediğimiz fonksiyon zaten bir fx fonksiyonudur. fk bölü n diyeceğiz. Yani ben burada soruların içerisinde k bölü n gördüğüm zaman bunun x fonksiyonu olduğunu da unutmayacağım. E, o halde e, şöyle dersek mesela f... K bölü n'in karesi desek mesela. K bölü n'in karesi varsa elimizde. Ya da bunu boş verin şöyle diyelim. K bölü n'in karesi varsa bu nedir arkadaşlar? Fx eşittir x kare diyeceğiz. Tamam mı? Sonuçta neden? Biz burada x'in karesini almışız. X'e k bölen demedik mi? K bölense burası da x karedir. K bölenin küpü ise x küptür. K bölü n'in dördüncü kuvveti ise x üzeri dörttür diyebiliriz. Şimdi örneklerimize bir bakalım. Bismillah diyelim. Şimdi bakın. Örnek bir de diyor ki çok dikkatli dinle. 0 ile 5 bölü 2 kapalı aralığında reel sayılara tanımlı fx eşittir x kare fonksiyonu veriliyor. 0 ile 5 bölü 2 aralığını 5 eşit parçaya bölen düzgün p bölüntüsüne ait alt toplamı ve üst toplamı bulunuz demiş. Şimdi gelin arkadaşlar şu şekilde bir kartezyen koordinat sistemi çizelim. Bunu da olabildiğince düz çizmeye çalışalım bari. Şöyle diyelim birini şurada açıklayalım. Tamam mı? Diğerini de şurada açıklayalım. Evet çizgilerimiz düz oldu tamam. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Bunu da şu renkte çizelim. Bakın diyor ki alt toplamı bulacağız ya. Hangi fonksiyonu? X kare. X kare fonksiyonunu kabataslak şu şekilde çizelim. Tamam şöyle bir eğri. Yine buraya da bir tane X kare çizelim. İki tane çiziyoruz. Çünkü alt toplamı ve üst toplamı bulacağız. Tamam. Şimdi sonrasında arkadaşlar bizim e, fonksiyonumuz. Nereden nereye? 0'dan 5 bölü 2 aralığı. Şurası da 5 bölü 2 olsun. Şöyle çizelim arkadaşlar. Ve şuraya 5 bölü 2 diyelim. Şurası da 5 bölü 2 olsun. Evet. Şimdi 0 şurası. Burası x eksenimiz. Burası y eksenimiz. Burası x. Burası da y eksenimiz. Şimdi dikkatli dinliyorsun. Aç kulaklarını. Bak şimdi. Alt toplamı bulacağız ve 0 5 bölü 2 aralığını 5 eşit parçaya bölmemiz lazım. Ben 5 bölü 2'yi 5'e bölersem her bir aralığın bakın 5 bölü 2'yi 5'e bölersek her bir aralığın 1 bölü 2 birim uzunluğunda olması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla şurası nedir arkadaşlar? 0,5 yani 1 bölü 2. Bunları 1 bölü 2 şeklinde yazalım. Burası, burası 1 bölü 2'dir. Şurası arkadaşlar ne olacak o zaman? 1 bölü 2 arttırınca 1 olacak. Şurası ne olur? 3 bölü 2 olur. Ve şurası da ne olur sevgili gençler? 2 olur. Aynı şeyleri burada da gösterelim Burası 1 bölü 2 Burası 1 Şurası 3 bölü 2 Ve şurası da gençler ne olsun? 2 olsun E peki Umarım şekil düzgündür Şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu bölüntüyü e, göstermemiz lazım Bu alt aralıkları alt toplamı, ve üst toplamda Dikdörtgenleri nasıl çekeceğimizi göstermemiz lazım 0 ile 1 bölü 2 arasında Fonksiyonun alabileceği en küçük değer 0 olduğu için Bunu buradan çizeceğiz Tamam mı? Yani herhangi bir alana sahip olmayacak buradaki dikdörtgen. 1 bölü 2 ile 1 arasında küçük hangisi ise ona göre bir dikdörtgen. 1, 1 ile 3 bölü 2 arasında küçük hangisi burası. 3 bölü 2 ile 2 arasında burası küçük ve 2 ile 5 bölü 2 arasında burası küçük. Şimdi benim e, üst toplamımı gösterelim. 0 ile 1 bölü 2 arasında burası büyük olduğu için buradan bir dikdörtgen. 1 bölü 2 ile 1 arasında burası büyük olduğu için buradan bir dikdörtgen oluşturacağız. Ama bu dikdörtgeni tabi böyle değil. Şu şekilde oluşturacağız. 1 ile 3 bölü 2 arasında büyük olandan itibaren x eksenine paralel atıyoruz. Ve burası burada 5 bölü 2 daha büyük olduğu için de burası. Tamam. Şimdi biz hangi alanlara hesaplayacakmışız aslında? Şurada kalan alanları bakın. Hepsini de boyayalım. Tamam mı? Yani görsel ne kadar iyi olursa o kadar düzgün anlayacağınızı düşündüğüm için görseli de düzgün çizmeye çalışıyorum. Şu şekilde gösterelim. Boyayacağımız alanları toplayacağız arkadaşlar birazdan. Burası alt toplamı belirtecek çünkü eğrinin altında kaldı. Şunlar da bizim üst toplamımız olacak çünkü eğrinin üstüne taşıyor. Tamam mı? Tamamen isimleri de buradan geliyor. Şu şekilde boyayalım artık burayı. Evet. Çok az kaldı. Evet, bu alanları toplayacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim mi? Ee, birazcık alta inelim artık soruyla pek işimiz kalmadı Şimdi işlem yapacağız İyi dinleyin gençler Ben burada bütün ama bütün ee, Dikdörtgenlerin kısa kenarlarının 0.5 birim Yani 1 bölü 2 birim uzunlukta olduğunu biliyorum 1 bölü 2 parantezin alacağım o yüzden Şuradaki uzunluk 0 zaten 0 artı Buradaki uzunluğumuz ne şurası 1 bölü 2 Artı şuradaki uzunluğumuz Pardon şurası 1 bölü 2 değil çok özür dilerim Tabii fonksiyonumuz ne fonksiyonuydu? X kare fonksiyonuydu değil mi? X kare fonksiyonu olduğu için de biz 1 bölü 2'yi yerine yazıp uzunluk bulacağız. Yani şurası ne gelir? 1 bölü 4 gelir. Dolayısıyla 0 artı 1 bölü 4 artı 1'i yerine yazarsak 1 gelir. 3 bölü 2'yi yerine yazarsak 9 bölü 4 gelir. 2'yi yerine yazarsak da 4 gelir. 5 bölü 2'yi yerine yazmadım çünkü buna karşılık gelen bir dikdörtgenimiz yok. Pekala bu işlemi yaparsak 1 bölü 4 ile 9 bölü 4'ü topladığımız zaman 10 bölü 4'ten 5 bölü 2 gelecek. Artı 1 ile 4'ü topladığım zaman da 5 gelecek. Ben bunu bir de 1 bölü 2 ile çarpacağım. 5 artı 5 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? 15 bölü 2 yapar. Ve ben bunu 1 bölü 2 ile çarparsam 15 bölü 4 birim kare gelir. Bu alt toplam. Buna AFP diyeceğiz. Tamam mı? Alt toplama hesapladık. Bir de üst toplama bakalım. Yine tüm dikdörtgenlerimizin uzunlukları 1 bölü 2. Kısa kenar uzunlukları 1 bölü 2 birim olacak. 1 bölü 2 yerine yazdığım zaman 1 bölü 4 gelir. 1'i yerine yazdığımız zaman 1 gelir. 3 bölü 2 yerine yazıldığı zaman 9 bölü 4. 2'yi yerine yazdığımız zaman şuradaki uzunluğumuz ne olacak? 4 olacak. Ve 5 bölü 2'yi de yazacağız bu sefer. Çünkü üst toplama hesaplıyoruz. Dikdörtgenimiz var. 25 bölü 4 gelecek ve bunları toplayacağız şimdi. 1 bölü 4, 9 bölü 4 daha 10 bölü 4. Şunu da toplarsak 35 bölü 4. 1 bölü 2 parantezinde. 1 ile 4'ü de toplarsak 5 gelir. 5 artı 35 bölü 4 diyeceğiz. Doğru mu? 5 kere 4 20. Bunu da toplarsak 1 bölü 2 çarpı 55 bölü 4 diyeceğiz. Ve buranın da toplamı ne gelecek arkadaşlar? Ee, şurada bir hatamız yok. Tamam. Buranın da toplamı 55 bölü 8 birim kare gelecek. Bu da ne diyeceğiz arkadaşlar? Üst toplamı olduğu için ÜFP diyeceğiz. İşte tüm alt toplam ve üst toplam dediğimiz toplamlar bunlar sevgili gençler. Umarım anlatımım başarılı olmuştur ve umarım sizler de anlamışsınızdır. Örnek 2'ye bakalım. Y eşittir x kare eğrisi, x eşittir 3 doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı Riemann toplamıyla bulunuz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Riemann toplamıyla işlem yapmak, hani Riemann toplamına göre hareket etmek, bu çözümü buna da, e, dayatmak çözümlerimizi e, çok fazla uzatacaktır. Ha bakın şunu söylüyorum. Riemann toplamıyla çözüm yapmak falan çok eğlencelidir aslında. Tamam mı? Yalnız... Biz sınava hazırlık e, videoları çekiyoruz. Sınava hazırlanırken de şimdi sen kalkıp da sınavda şu tarz bir soruyu Riman toplamından yapmaya çalışırsan sınavda AYT için sana sanırım 2 dakika 15 saniye falan veriyorlar. E, yanlış hatırlamıyorsam. 2 dakikadan birazcık fazla bir dilim. Ve sen bunu düşüne düşüne Riman toplamıyla yapmaya çalışırsan bu 2 dakikadan çok çok daha uzun sürecektir. Bu bir. İkincisi de hele bir de arada işlem hatası yaparsan bu uzun işlemlerin arasında ki Riemann toplamıyla işlem yapmanın e, hangi işlemler olduğunu Google'a yazarak bulabilirsiniz veya herhangi bir konu anlatımlı kitapta, çözümlü kitapta falan bulabilirsiniz. Gerçekten uzun ve zahmetli işler. E, biz şu cümleyi kurmuştuk hatırlayın. Riemann toplamı bize gerçek alanı verecektir. Ben bu gerçek alanı integral yardımıyla hesaplayacağım. Tamam mı? İntegral yardımıyla hesaplayacağım. Peki, bizden aslında istediği şeyi size bir anlatalım önce. Bizden istediği şey şu arkadaşlar, şöyle bir kartezyen koordinat sistemi çizelim. Sonrasında da diyelim ki bizim bir x kare eğrimiz var. Bu x kare eğrisinde şurası 3 ise, Riemann toplamı ne demiştik? Bize gerçek alanı veriyor. Yani şu eğrinin altında kalan bize gerçek alanı soruyor. Sarıyla taradığım bölgeyi soruyor. Net olarak şimdi ben buraya sonsuz tane dikdörtgen atacağım ve sonsuz tane dikdörtgenin limit en sonsuza giderken limitini hesapladığım zaman alanlarını veren limiti hesapladığım zaman bana gerçek alanı verecek. Ama ben diyorum ki zaten belirli integrale geçeceğiz birazdan. Belirli integralde de burada bir ipucu verebiliriz. Bakın şurası neydi? 0. Diyorsun ki 0'dan 3'e kadar 0'dan 3'e kadar hangi eğriydi bu arkadaşlar? x kare. x kare yazarsın. dx yazarsın. Bu sana alanı verir zaten. Tamam mı? Bunları nasıl hesaplarsın? Şuranın integralini al bakayım. x küp bölü 3. C'sini yazmana gerek yok. Nereden nereye? 0'dan 3'e. Önce 3'ü burada yerine yazıyorsun. 3'ün küpü 27 bölü 3. Eksi diyorsun. Sonra 0'ı yerine yazıyorsun. 0 bölü 3. Ne gelir arkadaşlar? 9 birim kare gelir. İşte bu Riemann toplamıyla alan hesabının aynı sonucu veren belirli integraldir. Tamam mı? Bunu sakın unutmayın. Riemann toplamıyla yapılacak olan soruları belirli entegrelle de yaparsan aynı sonuçları bulabilirsin diyelim. Geçelim örnek 3'e. Şimdi diyor ki 1'den 4'e kadar olan alt kapalı aralıktan 1 ile 16 aralığında tanımlı bir fonksiyonumuz var. X kare fonksiyonunun 1 ile 4 aralığının eşit uzunluktaki 3 alt aralığa göre Riemann toplamını A1... 1 ile 4 aralığında eşit uzunlukta 3 tane eşit aralığa bölen Riemann toplamına da üst toplam, üst toplamına da A2 demiş. 1 ile 4 aralığının eşit uzunlukta en alt aralığa göre en sonsuza giderken Riemann toplamına da A3 demiş. A1 artı A2 artı A3 nedir diye soruyor. Şimdi hepsini şuraya bir bulalım. X kare fonksiyonundan bahsetmiş. Önce hemen bu fonksiyonları şu şekilde alt toplamı ve üst toplamı sırf alıştırma olsun diye tekrardan burada sorduk. Unutmayın. Ee, Riemann toplamını ise nasıl bulacaktık? İntegral yardımıyla bulacağız. Böylelikle uğraşmamış olacağız. Tamam? Şimdi x kare eğrilerimizi şu şekilde bir çizelim kabataslak. X kare eğrilerini çizdikten sonra da bakın ne demişti? 0 ile 3 aralığını, pardon özür dilerim, 1 ile 4 aralığını eşit uzunlukta 3 alt aralığa göre parçala. 1 ile 4 aralığını parçalayacaksak, şurası 1 olsun arkadaşlar ve şurası da 4 olsun. Tamam? Yine şurası 1 olsun. Ve şurası da yine 4 olsun diyelim. Şimdi 3 tane alt aralığa parçalayacaksak. Bakın burası 2'dir. Burası 3'tür. Yine burası 2'dir. Burası da 3'tür diyebiliriz. Artık sen biliyorsun. Tekrar etmemize gerek yok. Ee, şunu şu şekilde alt aralıkların şunlar olduğunu. Dikdörtgenlerin bunlar olduğunu. Üst dikdörtgenlerin ise şunlar olduğunu söyleyelim. Tamam mı? Bunları nasıl çizdiğimizi umarım yukarı tarafta anlamışsındır. Peki şimdi burada kalan dikdörtgenlerin alanlarını bulacağız. Dikdörtgenlerin alanlarını bulabilmek için bütün dikdörtgenlerin bakın kısa kenarları bir birim. Bir parantezinde paranteze bile almana gerek yok. Bu fonksiyonların ikisi de x kare fonksiyonuydu. X kare fonksiyonunda buradaki dikdörtgenin şu kenarı kaç birim? Bir birim artı bu dikdörtgenin bu kenarı dört birim ve bu dikdörtgenin bu kenarı 3 üç kere 3'ten 9 birim. Bunları toplarsak ne olur? 9 artı 5 eşittir 14 birim kare gelir. Riemann alt toplamıyla biz 14 birim kare bulduk. Buradaki alanı. Şimdi üst toplamı elde edelim. Yine bir parantezini alacağız. Burada, bunun arkadaşlar şuradaki uzunluğu lazım bize. 2'nin karesinden 4. Şuradaki uzunluğu lazım. 3'ün karesinden 9. Ve şuradaki uzunluk lazım. 4'ün karesinden 16 diyeceğiz. 9 artı 4 13 13 artı 16 eşittir 29 birim karedir diyeceğiz üst toplamımız bu alt toplam A1 çünkü alt toplama A1 demişti üst toplam bu da A2 üst toplama da A2 demişti şimdi Riemann integraliyle hesaplamamız isteniyor ama biz bunu belirli integralden hesaplarız daha kolay olur demiştik nereden nereye kadar bakın 1'den 4'e kadar hangi fonksiyon x kare dx Peki bunun şeyi nedir arkadaşlar? İntegrali x küp bölü 3'tür. Ne yerine yazacağız? 1 ile 4'ü. Ve şimdi de diyelim ki 4'ü yerine yazacağız. 1'i yerine yazacağız ve çıkaracağız. 4'ü yerine yazdığımız zaman 4'ün küpü 64 bölü 3. Eksi 1'i yerine yazdığımız zaman da 1 bölü 3. Çıkarırsak 63 bölü 3'ten cevap ne gelir? 21 birim kare gelir. Bu da Rayman toplamı. RFP diyelim. Ve bu da neydi arkadaşlar? Buna da A3 demişti. A1 artı A2 artı A3'ü hesaplayın demiş bize soruda. Gelin şurada hesaplayalım. A1'imiz kaçtı? 14 artı A2'miz kaçtı? 29'du ve a 3te 21 gelmişti. Bunların hepsinin toplamı 50, 14 daha 64 yapar diyebiliriz. Ki yukarıda bakın şu sayfaya gittiğiniz zaman birazcık yukarı çıkalım. Ee, neredeydi o? Biraz daha yukarı. Evet şurada arkadaşlar bakın ne demiştik? Alt toplam, Riemann'dan, Riemann toplamı da üst toplamdan her zaman küçük olacaktı. Tekrardan aşağı inelim arkadaşlar ve bakalım gerçekten öyle mi? Ne bulmuştuk biz a1'i 14 bulmuştuk ki gerçekten 14. Riemann toplamını 21 ve diğerinde üst toplamda 29 bulmuştuk. Gerçekten bu sağlıyor mu? Sağlıyor. E hocam onun bir alt sayfasında da hemen bunlar birbirine eşit gibi bir şey söyledik. Bakın, en sonsuza giderken ki bunların limitleri eşittir. Çünkü hepsi gerçek alanı verecektir artık. Tamam Ama alt toplam her zaman unutma bak. Bu bir, direkt belki de şey olarak da çıkabilir ha. Riman toplamıyla ilgili soru. Ee, öncülü soru da çıkabilir. Yani sana şunu da verebilir. A küçüktür, R küçüktür, üst toplam. Tamam Bunları falan da verebilir sana. Bunların doğruluğunu da sorabilir. Anlaştık mı? Bunları da unutma. Örnek 4'e bakalım şimdi. Ee, örnek 4'te biraz yorum yapacağız. Tamam mı? Diyor ki 0 ile 2 aralığından 3 ile 11 aralığına tanımlı bir fonksiyonumuz var. Bu da 3 artı x küp fonksiyonunun grafiği de verilmiş. 0 ile 2 aralığını eşit uzunlukta 2 alt aralığa bölünüp hemen bölelim. 2 alt aralığa bölersek şurası 1 olur değil mi? Bu alt aralıkların sol uçları, sol uçları neresi? Birisi şu, birisi de şu. Değil mi? Bak şuradaki aralığın sol ucu bu. Buradaki aralığında sol ucu şu. Sol uçları x1 ve x2 olarak işaretleniyor. Yani burası x1'miş, burası da x2'ymiş. Daha sonra her bir alt aralığı taban kabul eden ve yükseklikleri f(x1) ve f(x2) birim olan. Şimdi yükseklikleri f(x1) ise birinin yüksekliği şudur. Diğerinin yüksekliği de şudur. Çünkü f(x1) ve f(x2) burası bakın burası f(x1). Burası da nedir arkadaşlar? f(x2)'dir. E, peki Taban kabul eden ve yüksekliktir. Bunlar olan dikdörtgenler çiziliyor. Hemen dikdörtgeni de çizelim mi o zaman? Şöyle diyelim. Bakın yüksekliği bu kabul ediyorsa dikdörtgenimiz budur. Tamam. Bakın diğer yüksekliği de bu kabul ediyorsa buradaki dikdörtgenimiz de budur. Tamam mı? Diyor ki bu dikdörtgenin alanları toplamı S1. Yani şuradaki e, turkuazla gösterdiğimiz alan neymiş arkadaşlar? S1'miş. Tamam mı? Hemen söylüyorum. Buradaki belirttiğimiz alan S1. İkisinin toplamı S1. Peki diyor ki... F, F ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanına S2 ise yani şuranın tamamı bakın bu da. Şuranın tamamı. Buraya da ne diyormuş? S2 mi diyormuş? Yani gerçek alan S2. S2 diyelim. Keşke kalemle yazsaydık onu. Silelim burayı. Buraya da S2 diyelim. Tamam mı? S1 ile S2'nin toplamı nedir diye soruyor. Aslında bu bize burada neyi sormuş? Şu benim yeşil olan yer var ya S1 dediğimiz yer. Aslında bu alt toplam. E da üst to şey rayman toplam. Doğru mu? Alt toplamla Riemann toplamını topla demiş. Bakın uzun yoldan dolandırmış, dolandırmış, dolandırmış. Bize çizmemiz gereken şekli falan anlatmış böyle ayrıntılı ayrıntılı. E bizim buradan anladığımız şey şu. Alt toplamı bul, Riemann toplamını bul, bunları topla. Bu şekilde sormamış da dolandırmış. Bizim buradan anlamamız gereken şey bu. Tamam mı? Şimdi hemen hesaplayalım o zaman. Şuraya sığdırırız biz bunu. Şunları silersek. Şimdi şöyle diyelim mi arkadaşlar bakın. Alt toplamı nasıl hesaplarız? Şuranın uzunluğu ne? 1. Buranın uzunluğu da 1. Yani dikdörtgenlerimizin kısa kenarları 1. 1 parantezinde. Ee, burada fx1 dediğimiz şey bu fonksiyon nereden nereyeydi? 0 ile 2 aralığından da. 0'ı yerine yazarsam arkadaşlar bakın buradaki 0'ı. Nerede yerine yazacağım? Şurada. 3 artı 0'ın küpü ne yapar? 3 yapar. 3 artı 1'i yerine yazarsak 3 artı 1'in küpü 4 yapar. E, ee, bu S1 dediğimiz alan 7 birim kare geldi. Bu S1. Peki Riemann toplamını nasıl bulacağız? İntegral 0'dan 2'ye hangi fonksiyon? 3 artı x küp fonksiyonu. Dx diyeceğiz. Tamam mı? Al bunun integralini. 3x artı x üzeri 4 bölü 4. Neyle neyi yerine yazacağız arkadaşlar burada? 0 ile 2'yi. 2'yi yerine yazarsak 6 artı 16 bölü 4'ten 8 eşittir. 14 gelir. 0 yerine yazarsak 0 gelir. 14 eksi 0 da 14'tür. Ve bu da neyi verir bize? S2'yi verir. S1 ile 2yi topla demişti. Arkadaşlar 7 birim kare ile 14 birim kareyi topla demişti. Burası da 21 birim kare yapar diyebiliriz bizim doğru cevabımız. Tamam. Şimdi geçelim örnek 5'e. Bir esen tanımlamış diyor ki. Bir bölü en. Bakın bu yukarıdaki formüle benziyor. Ve bu formülü. Bu iki soruyu çok iyi dinle. Bu formülü integrale nasıl dönüştürüp kolayca çözülebileceğini size burada göstereceğim. Tamam. Esen. 1/ bölü en çarpı. K1'den n'e kadar K üzeri 4 bölü n üzeri 4 olduğuna göre en sonsuza giderken Sn kaçtır diye sormuş. Bu toplamı sormuş. E, en sonsuza gidiyorsa aslında bunun başına yazmış bunu. Limit en sonsuza giderken eşit esen Sn yani 1 bölü n çarpı K1'den n'e kadar K bölü n'in 4. kuvveti diye. E, yukarıdaki formülde ben size demiştim ki arkadaşlar K bölü n'ler aslında x'lerdir. E, K bölü n'ler x'lerse burada ne fonksiyonu var? X üzeri 4 fonksiyonu var. E, bunlar da zaten nelerdi arkadaşlar? Bunlar da dikdörtgenlerin kısa kenarlarıydı. Peki nereden nereye? Yukarıda demiştim ki bak iki üst sayfaya bakacaksın tamam mı? Demiştik ki özel olarak özel olarak B'yi 1 A'yı da 0 seçersek B eksi A bölü n eşittir 1 bölü n olur demiştik. Doğru mu? Hatırlarsan. E o halde ben bunu artık rahatça integralle çözebilirim. İntegral sıfırdan 1'e kadar k bölü n'e x dediysek k bölü n'in x üzeri k bölü n'in 4. kuvveti var burada o zaman bu da x üzeri 4'tür. Ve dx diyeceğiz. Bu da nedir? x üzeri 5 bölü 5 nereden nereye? 0'dan 1'e. 1 yerine yaz 1 bölü 5. 0 yerine yaz 0. Cevap neymiş? 1 bölü 5 birim kare. Artık burası bir alan olduğu için böyle düşündüm ama birim kareyi de belirtmek zorunda değiliz. Cevap 1 bölü 5'tir. Hemen, hemen Örnek 6'ya bakalım. Bakın gene bir bölü n parantezini almış. Demek ki integralimiz nereden nereye? 0'dan 1'e. Sonrasında ne yapacağız? 1 bölü n'in küpü. 2 bölü n'in küpü. 3 bölü n'in küpü. E, o zaman ben burayı biraz düzenleyeyim. Şu integrali yazmadan önce. Şöyle diyelim mi bakın. Limit. Limit. Bu çok basit olacak bakın. En sonsuza giderken. 1 bölü n çarpı. Bunların hepsini topladığı için toplam sembolü k eşittir 1'den n'e kadar ben diyorum ki buraya K bölü N'in küpü var arkadaşım burada. Neden biliyor musun? Bak. Önce 1 yaz K gördüğün yere 1 bölü N'in küpü artı. 2 yaz 2 bölü N'in küpü. 3 yaz 3 bölü N'in küpü. En son N yaz N en bölü N'in küpü. Demek ki bizden istediği şuymuş arkadaşlar. E peki bizden istediği buysa şunu yazabilir miyiz? Burada yine 1 var bakın. Demek ki aralığımız 0 ile 1 aralığı. 0'dan 1'e kadar şuradaki fonksiyon ne demiştik? K bölü N'lere X deyince k bölü n'in küpü var. Demek ki x küpün integralini almamız isteniyor. x küp dx. Bunun integrali nedir? x üzeri 4 bölü 4. Nereden nereye? 0'dan 1'e. E yerine yazarsak 1 bölü 4 eksi 0'dan doğru cevabımız ne gelecektir? 1 bölü 4 gelecektir diyelim. Evet arkadaşlar diğer videoda yani 5. videomuzda artık belirli integrale Riemann'dan kurtulup belirli integrale geçiş yapıyoruz. E hocam neden Riemann diye bir toplam gördük burada? Arkadaşlar Riemann toplamını Alt toplamı ve üst toplamın ne olduğunu bilirsek Belirli integralde alan hesabı yapılırken Aslında olan şeyleri daha net anlarız Tamam mı? Ve bu Riemann toplamı Riemann integrali falan var e, Matematikte normalde Ama bizim müfredatımızda bunlar detaylı olarak işlenmediği için Lise müfredatlarında detaylı olarak işlenmediği için Aslında neyin ne olduğunu da bu kadar anlayabiliyorsunuz e, Bizim burada yapmamız gereken önemli şeyler Alt toplamı güzel anlamak Üst toplamı güzel bir şekilde anlamak Riemann toplamının da aslında bize net toplamı verdiği için integralde alan yardımıyla hesaplamak olduğunu iyi bileceksin, tamam mı? Ee, sınavda da çok fazla bundan soru gelmeyeceğini düşünüyorum, ama bir tane mutlaka geleceğini düşünüyorum açıkçası. Sadece bir tane unutmayın. O bir tanesini yapanlar şöyle diyelim, Riemann toplamı çoğu okulda es geçilmiş. Bakın üzücü bir olay aslında. Ee, çoğu okulda es geçilmiş, çoğu kurumda er, e, es geçilmiş. Ee, çok şükür ki biz burada anlatıyoruz. Bir şekilde bunun farkına varın ve yapın çünkü AYT'de gerçekten derece düşünenler, AYT'de gerçekten bir yerlere gelmek isteyenler standart sapması yüksek sorulardan birisi olacaktır. Riman toplamı sorusu ee, çünkü bu şekilde es geçildiği için arkadaşlar okullarda herkes de çalışmıyor veya çalışsa bile yapamayacağını düşünüyor. Dolayısıyla arkadaşlar gayet basit olduğunu siz gördünüz. Umarım sınavda da yapabilirsiniz. Soru bankalarındaki bu Riemann toplamı sorularını da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka bu videodan sonra bu sayfaları doldurduktan sonra mutlaka soru bankalarından gidin. Soruları da çözün arkadaşlar ki tekrar olsun bir daha unutmayalım. 5. videomuzda belirli integralde görüşünceye de hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın sevgili arkadaşlar.